İyi akşamlar Faruk Beyaz. Gecenin bu saatinde bize vakit ayırdınız. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Neden yoğun çalıştığınızı da birazdan sizinle konuşacağız. Ne yapıyorsunuz? Bize kendi cümlelerinizde bir iki cümle anlatır mısınız? Ben Faruk Beyaz, 1986 Mülüz doğumluyum. Aslen Giresunluyuz. Ailemizle birlikte dede mesleği olan fırıncılık sektöründeyiz. Aşağı yukarı 20 yıldan beri bu sektördeyiz. Mülüz'ün şehir içindeyiz yani. Mülüz şehrindeyiz. Fırıncılık işletiyoruz yani. Ekmek üretiyoruz. Küçük yolu da marketimiz var. Gıda sektöründe hizmet ediyoruz. Biliyorsunuz Covid-19 Mülüz çıkış noktasında envanterlik bir kiliseden yayıldı. Biliyorsunuz Fransa'nın diğer kısımları bize lanetli şehir diye ilan ediyor ama ne yapalım, alıştık artık. Biliyorsunuz ölü vakaları hem Türk vatandaşı hem Fransız vatandaşlarından arttı. Çok yüksek. Yani burada şartlar bu şekil devam ediyor yani. Nasıl yaşıyorsunuz? Günlük hayat nasıl gidiyor Mülüz'de? Nedir şu anda durumu? Söylemek gerekirse şu an 5. 6. haftaya doğru geliyoruz. Şu an insanların muhteşem bir panik atak algısı var. Halkımızda, yani halkımız diyorum çünkü Mülüz halkı, Türkler olsun, Fransız olsun, etnik hiç karıştırmadan şöyle söyleyebilirim ki dükkanımıza gelen vatandaşlarımızı gördüğü bir korku ve bir panik içindeler. Yani halk, vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Şimdi kimisi maskeli, kimisi maskesiz, kimi eldivenli, kimi eldivensiz. Yani şu an şöyle söyleyebilirim ki halkımız gerçekten bir panik içinde. Şöyle yukarı günlük 11 saat, 12 saat açığız. Biliyorsunuz Mülüz'de akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı var. Bütün sokaklar, esnaflar kapalı ama biz tam 9'da kapatıyoruz. Sonra evimize çekiliyoruz. Dediğim gibi ölü bir şehir diyebiliriz. Akşam 9, sabah 6'ya kadar Mülüz ölü bir şehir, lanetli bir şehir diyebilirim. Yani hala o paranoya Mülüz sokaklarında geziniyor, öyle mi? Kesinlikle öyle. Şunu söyleyebilirim. Hükümetin bu konuda çalışmalarını onu bilemiyorum ama Mülüz'e çok büyük bir değişiklik lazım ki bu vatandaşların paranoyaktan kurtulması, yani paranoyak sıkıntılardan kurtulması lazım. Düzelmesi için. İtalya'da Lombardi bölgesine ise Fransa'da da Mülüz öyle sanıyorum. Şekil çünkü biliyorsunuz yine hatırlatayım, evanjelik bir kiliseden yayıldı. 17-24 Şubat'taki ayinde 4000-4500 kişi katıldı ve maalesef günah keçisi seçildi Mülüz. Her taraf, yani şöyle söyleyeyim, lanetliyiz artık Mülüz'de. Bu bayağı söyleniyor bu söz, öyle mi halk? Şöyle bakın, size bir örnek vereceğim. Benim Fransa diğer bölgesinde toptancılarım var. Sipariş verdiğimde adamın bana eklediği laf, Faruk Bey iyi bir müşterimsiniz, dürüstsünüz, çalışma düzeniniz güzel. Kusura bakmayın, şoförümü lanetli şehre gönderemem. Bizi pas geçin. Yani biz temel gıdada, ürünlerde, fırında malzeme alırken o 20-23 gün, 24 gün bayağı bir problemler çektik. İç piyasada bulamadığımız ürünleri istemeyerekten de olsa Almanya'ya gidip tedarik ettik. Yani esnaf olarak çok zorluklar çektik. Hem psikolojikmen halkımızın sıkıntılarını dinledik, hem de bizim içerideki genel problemlerimizi, atölyedeki malzemelerimizi bulmakta, ürün getirmekte çok sıkıntı yaşadık. Anladım. Fakat bütün bu paranoyanın içerisinde çok umut veren adımlar da var ve siz de bunlardan birisinin aktörüsünüz şu anda. Bu nedenle sizi aradık. 2 aydır ekmek dağıtıyorsunuz hastanelere, ekmek veriyorsunuz, yaşlı bakım evlerine veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sizden dinlemek isteriz. Şöyle söyleyeyim, bu pandeminin tam patlaklık verdiği dönemde 16 Mart herhalde Mülüz Hastanesi'nin hemşirelerine küçük kardeşimi aramışlar. Firmamızın patronu olan okul arkadaşı. İşte bizim Covid vakası 150-200 hasta geldi, yemek yemiyoruz. Bize baget getirir misin? Bir defaya mahsus. Tabii kardeşim götürüyor. O zaman hastane abluk altında, ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Kardeşim diyor ki bu yani cehennem gibiydi diyor. Bir ambulans geliyor, bir gecede 150-200 hastanın geldiğini söylediler. 16-17'sinde Covid'in patlaklık verdiği dönemde. Ondan sonra da hastane bizden sürekli devam istedi. Biz 15 gün aile olarak, ailemiz olarak, beyaz ailesi olarak hastaneye bağışta bulunduk. Doktorlara yanında bulunduk ki o Covid-19 bölgesine müdahale eden doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar, temizlikçiler, onlara yardım ettik. Sonra halkımızın desteğiyle de bu 2 ay zaman bir sürece çıktı. Sağ olsun iş adamlarımız sahip çıktı. Türkiye'den iş adamlarımız sahip çıktı. Fransa'dan iş adamlarımız çıktı. Biz bir tek hastaneyle kalmadık. Hastanelere veriyoruz. Yaşlar huzur evine verdik. Kimsesizler bu foyerlere dediğimiz turist foyerlerine verdik. Şu anda Fransa'nın Resto du Cœur Derneği var. Biliyorsunuz kimsesizlere aş evi diyoruz. Onlara Mülüz şubesinde 20 tane
Bir de Strasbourg'daki ana şubeye günlük ortalama yani haftalık 1.000 baget götürüyoruz. Bütün bunları karşılıksız yapıyorsunuz, değil mi? Tabii ki tamamen karşılıklıyız. Türk halkının veyahut da Fransa halkının desteğiyle, sponsorlarla bize Tabii. destek olan iş adamlarımız da bunların sayesinde götürüyoruz. Türklerin durumu nasıl sizin bölgenizde? Yoğun Türklerin yaşadığı Grand Est, Büyük Doğu bölgesi. Vaka ve ölü sayısından haberdar mısınız? Dernekler aracılığıyla haberleşiyor musunuz? Tabii. Dernekte WhatsApp gruplarımız var. Evet. Derneklerimiz WhatsApp konsolosluğumuza bağlı derneklerimizle irtibatlı bir şekilde bugün şu kadar hastamız oldu, bugün şu oldu diye böyle tanıtımlarımız yani bilgi paylaşımımız oluyor. En çok Paris bölgesinde mi yoksa Büyük Doğu bölgesinde mi kayıplarımız var? Ya şu an en son 75 Türk vatandaşından bahsediyoruz değil mi? Evet. Biliyorsunuz Mülüz ve çevresinde 75 Türk halkımız vefat etti bu zamana kadar. Paris'te daha fazla diye biliyorum. Yani Paris daha az diyorum. Öyle biliyorum. 65 civarında da Paris'te var, evet. İşte şöyle söyleyeyim. Belki pandemi tam bitmedi Paris'te. Belki yeni yeni geliyor. Hani bölge bölge gidiyor diyorlar ya. Belki Paris Mülüz'ü sollayabilir diyor. Çünkü sonuçta büyük bir şehir. Metropol bir şehir. Evet. Bunu göze alırsak Paris büyük önde gelir ama orantıya bakarsak Mülüz öndedir diyebiliriz. 1 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkacağız. Fransa'da da başlayacak yavaş yavaş çalışmaya. Çocuklar okula gidecek. Büyük Doğu maske, test, hastane kapasitesi vesaire anlamında hazır mı bu sokağa çıkışa? İnsanların durumu nasıl? Ben esnaf olarak şunu söylüyorum. Kesinlikle Mülüz şehri hiçbir şeye hazırlıklı değil. Okullar hazırlıklı değil. Şöyle söyleyeyim, sokaklar ta yeni yeni ilaçlanmaya başladı belediye tarafından. Sıkıntılarımız var. 11 Mayıs'ta ben umut ediyorum, bakın içimden geçeni söylüyorum. Herkes 11 Mayıs'ta çıkacak ümidiyle bak ama Mülüz halkı ben tahminime göre 11 Mayıs'ta sokağa yine çıkamayacak diye düşünüyorum. Bu benim tamamen şahsi görüşüm çünkü hazır değil Mülüz. Anladım. Psikolojik olarak çok zorlu bir süreç. Kesinlikle Mülüz'ün bu olaydan çıkması için 5-6 ay psikolojik desteğe ihtiyacı var. Her şeyin hazırlıklı olması lazım. Maskeler, okullar. Çünkü ben esnaflar yani müşteriler arasında öğretmenler de var. Öğretmenler boykot edecekler. 11 Mayıs'ta, 12 Mayıs'ta okulları boykot edecekler. Dernekler vasıtasıyla çocukları göndermeyin diye talimat verecekler ailelere. Çok çok teşekkür ediyoruz, zahmet verdiniz, size sağ olun. Ben size teşekkür ederim. İyi akşamlar.